Sevgili dostlar, efendim hepinizi Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketiyle selamlıyoruz. Hepinize hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Efendim bugün de Hilal TV ekranlarında Okudun mu programımızla huzurlarınızdayız. Okudun mu programımız biliyorsunuz bir hayli süredir huzurlarınıza geliyor aylardır bizi efendim takip ediyorsunuz. Burada tematik olarak bir sıra takip ediyoruz. Özellikle ee, kısa surelerin tefsiri anlamında Profesör Doktor Mehmet okuyan hocamla beraber sistematik adım adım, tahlili, analitik bir surette. Efendim bu hususları, bu mülazaları sizlere arz etmeye sunmaya, sunmaya gayret ediyoruz. Ee, bu vesileyle ekranlarınıza konuk oluyoruz. Aziz dostlar bugün de geldiğimiz noktada Karia suresini inşallah hocamla beraber sohbet edeceğiz, konuşacağız, paylaşacağız onun efendim ufkunda ve derununda ne var onu anlamaya gayret edeceğiz. Bu çaba bu cehdi için buradayız. Şimdi daima tekrarlıyorum. Belki hep tekrarlamaya devam edeceğim. Sebebi şu ki bazı düzenli takip eden kardeşlerimizin olduğunu biliyoruz. Takip etmek isteyenlerin olduğu bize ulaşıyor. Efendim Mehmet Okuyan hocamın kısa surelerin tefsiri eserinden ki 3. cilde çıkmıştır. Düşün yayınlarından. E, bu eserden takip ediyoruz. Yol iz haritamız budur. Bunu bir daha sizlerle paylaşıyorum. Sevgili hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim sağ olun. Keyfiniz haliniz nice Elhamdülillah. Olacak? Siz nasılsınız? Hamdolsun. Çok teşekkür ederim. Allah olmayın. Daim eylesin. amin amin cümlemize. Sevgili hocam bugün Kari'a ah suresini inşallah beraber konuşacağız. İnşallah. Şimdi <laughs> Kari'a ah suresi Mekke'de indirilen e, 11 ayetten müteşekkil ve resmi sıralamada da siz de eserinizin daha başında belirtmişsiniz. 101 iniş sırasına göre 30. bir efendim sure. Ee, adiyattan sonra geldiği için adeta onun devamı belki de adeta kelimesi bile fazla. Kıyametin dehşetini değişik yönleriyle bize arz ediyor. Evet. Şimdi böyle kısacık bir çıtlatmadan izleyicilerimizin de zihninde soru işaretleri oluşturup hani hazırlamak bakımından efendim sonra e, surenin mealini verelim. Ardından çalışmamıza, sohbetimize, muhabbetimize başlayalım. Evet, sevgili dostlar, Kariha suresinin e, hocamın tercihine dayalı mealiyle e, size e, sunacağım, aktaracağım mealini. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük çarpma. Ne yaman bir çarpmadır o. O çarpanın ne olduğunu sana bildiren nedir? O gün insanlar etrafa saçılan pervaneler, dağlarda atılmış yün gibi olacak hayırlı, sevap, tartıları ağır gelen kişi hoşnut edici bir yaşayış içinde olacaktır. Tartıları hafif olana gelince işte onun anası yeri yurdu haviye, uçurumdur. Nedir o haviye bilir misin? Kızgın ateş diye ve ciz bir efendim, meal tercihinde bulunmuşsunuz sevgili hocam. Şimdi e, meselenin zaten nasıl başlayacağı aşikar. En başta bizim karşımıza duran bir Karia ah ibaresi ifadesi var. Bunu nasıl anlayacağız? Siz burada çarpmayı tercih etmişsiniz. Malum ki başka tercihler de var. Tabii. Ee, niye böyle bir tercihte bulunduk? Başka türlü nasıl algılayabiliriz? Nasıl bakabiliriz? Evet, e, ifade ettiğiniz gibi Karia ah Suresi resmi sıralamada 101 numarada ama iniş sırasına göre 30 30'lu ...numaralarda bulunan bir sure. Ee, yine başlangıçta ifade ettiğiniz... ...Adiyat suresinin devamı gibi duruyor. Hatta bir önceki Zilzal suresinin... ...biraz daha konu ve anlam ilişkisi... ...sıkı görülen bir sure. Bundan sonraki Tekasür suresiyle de öyle... ...derin bir anlam ilişkisi gözlemleniyor. Tabi Mekke dönemi surelerinin... ...genel karakteristiği olarak... İşte risalet, ahiret vurgusu Hı. daha çok öne çıkar. Çünkü Mekke müşriklerinin bu konuda derin tereddütleri var. Ahirete inanç noktasında büyük oranda inanmayanlardan oluşuyor Mekke müşriklerinin durumu. İnananları da var, belirli belirsiz bir inanç bulanıklığı içerisinde olan olanları var vesaire. Onun için Mekke surelerinde çok genel bir özellik olarak ahiret, kıyamet ahiret vurgusunun öne çıktığını biliyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de kıyamet ile alakalı çok çeşitli kelimeler hatta tamlamalar kullanılır. E, onların listesini vererek vakit geçirmeyelim. E, muhatabın inkar durumuna göre, hmm. i̇nkar muhatabın derecesine göre, derecesine göre farklı kelimeler kullanılıyor işte bir bakıyorsunuz işte tamme diye bir kelime kullanıyor bir bakıyorsunuz essayha kelimesi kullanıyor Hı. bir bakıyorsunuz esaxha kelimesi kullanıyor bir bakıyorsunuz daha şiddetli elhaqa kelimesini Hı. kullanıyor duruma göre e, muhatapların inkar düzeyine göre kelime seçimleri bazen tek kelime bazen tamlama şeklinde kelimeler bazen El Hakkatu ve Kari'a surelerinde olduğu gibi böyle kelimeleri tekrar eden bir teknik takip edilir. El Hakkatu, Mel Hakkatu ve Ma Edrake Mel Hakkatu gibi burada da El Kari'atu, Mel Kari'atu ve Ma Edrake Mel Kari'atu. Meselenin e, benzer şiddetini içinde, benzer mi? ifade tekniğine e, uygun olarak e, teknik bir usul olarak karşımızda duruyor bu kullanım biçimleri el ya kelimesi Kur'an-ı Kerim'de bir de şeyde geçiyor. E, onu da söyleyeyim. İkisini beraber söyleyince maksadım daha iyi anlaşılsın istiyorum. Rahat suresinin 31. ayetinde kariatun şeklinde geçiyor bu. Kariatun orada e, elif lam takısı olmadan tek başına, tek başına nekre belirteç edatı Hı. olmadan kullanılıyor. Oradaki ifade yani bir felaket anlamına geliyor. Kâri'atun, felaket demek. Ee, başında eliflam yoksa herhangi bir sıkıntı, herhangi bir felaket anlamına gelir. Bu bir savaş kaybetme olabilir, başka bir e, diyelim ki başka bir imtihan biçimi olabilir, ürünün kıtlanması olabilir, efendim kuraklık olabilir vesaire. Başka şeyler olabilir. Onun önü açık ama. Başında böyle eliflam varsa, bu defa söylenmek istenen daha özel bir anlam verilerek söylenecek demektir. Evet. Onun için başında eliflamlı kullanımda el karia ah kelimesi özel bir çarpmayı, özel bir felaketi, Hı. özel bir gürültüyü yani kıyameti ifade ediyor. Fakat yani. Hani biz buna bir patlama da diyebiliriz. Patlama. Zilzal suresini anlatırken ifade etmeye gayret etmiştik. Zelzele'nin aslında kıyamet anlamında neleri değiştireceği, neleri dönüştüreceği noktasında bir takım izahlar yapmıştık. Aynı şeyleri söylemeyelim. Buradaki el karia özel olarak kıyametin isimlerinden bir tanesidir. Çarpan şey, şiddetli, korkunç gürültü ve... Korkunç patlama anlamına geliyor. Fakat evet. Kur'an-ı Kerim'de e, sanıyorum Kadir suresini işlerken Hı. ifade etmiştik böyle bir vema edrakeler Edra diye bir şey var yani. Evet. Böyle bir başka bir tekniği var Kur'an-ı Kerim'in takip ettiği burada Hat da var. Evet. Hatta siz vema yudrike ile edrake, vema edrake arasında bayağı bir tahlil yapmıştınız. Evet. İkisi yani geliş sıraları. Biri böyle gelirse ne olur Buna nasıl cevap verilir? Öbürüne cevap niçin verilmez? Aynen gibi öyle. tasnifler hatırlıyorum. Evet. E, çok güzel hatırladınız. Biz onu Kadir Suresi'nde işlemiştik ama izleyici kardeşlerimiz lütfen. belki orayı izlememiş olabilirler. Evet, tabii. Çok önemsediğim için bir daha hatırlatmak istiyorum. lütfen, lütfen. tabii yeri e, çünkü, çünkü yani mesela biz el-Kari'a ah kelimesine anlam veriyoruz. Ama ve ma edrake kullanımıyla alakalı özel bir e, belirlenmiş bir kategorik şey var. Anlam anlam açılımı var. Vema edrakelerle alakalı. Eyvallah. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu vema edrake ifadeleri mesela Hakka suresinde geçiyor. İnfitar suresinde iki tane var. Putafyufun suresinde iki tane var. Bu surede Karia suresinde iki tane var. Ayrıca nerede var? Tarık suresinde var. Ayrıca Beled suresinde var. İşte Kadir suresinde var. Hümeze suresinde var. Ya. Ondan fazla geliyor bu. Ve ma edrake. edrake. Ve Kur'an'da üç tane de ve ma yudrike var. Hı, biri tane. Şura suresinin 17. ayetinde. Biri Ahzab suresinin 63. ayetinde. Biri de Abese suresinin 3. ayetinde. Ve ma yudrike var. Hani ben o edrake ve yudrike tahlillerini yaparken yani kendim bulduğum bir şeyden söz etmedim. çünkü biz onu İbn Abbas'tan ve İmam Ferra'dan şahsen öğrendim. Yani ben bilmiyordum böyle bir şeyi. Tabii. Onu görünce tabii çok zihnimde tam yerli yerine oturdu. Yani düşünün ki Allahu Teala bir kavram kullanıyor. Ve siz aslında o kavramın ne olduğunu biliyorsunuz. Tabii. Çünkü gündelik hayatta kullandığınız bir kelime. Mesela el akabe kelimesi sarp yokuş tümsek evet. demek yani. Bunu her Arap bilir, Arapçayı bilen bilir. Tabii. Ama Allahu Teala o tür kavramları el hakka mesela gerçekleşecek şey demek. Eee, yevmuddin hesap günü demek. El karia işte çarpan şey demek, patlayan şey demek vesaire. El hutame kırıp geçiren şey demek. E, el kadir kıymet ölçü demek. Yani bu vema idraklerin birlikte kullanıldı et tarık mesela işte evet. geceleyin beliren ışık demek kapıyı çalan ışık demek e bunlar biliniyor aslında fakat Allahu Teala ısrarla bunlara sıra dışı bir anlam yükleyeceğini ifade ederek ve ma ederake kalıbıyla bunları bir sorunun konusu ediniyor sen nereden bileceksin sana idrak ettiren nedir hani bir anlamda şunu demek istiyor. Benim ona yükleyeceğim anlamı bilmek nerede, sen neredesin? Sen neredesin? Yani bunu sen kendi idrakinle, kendi çabanla anlayamazsın. Vahyin bildirimi esastır diye. İşte bu vema idrakelerle sorulan şeyler Allah'ın ilgili kavrama sıra dışı bir anlam yüklediğini beyan ettiği kavramlardır. Eyvallah. Öyle olunca işte buradaki el-kari'anın aslında ne olduğunu Kendinden sonraki bu üçüncü ayetten sonra dört ve beşinci ayetler bize anlatacak. Kâri'a sizin tam bildiğiniz şey değil. Bunun içini ben şu 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 bilgilerle dolduruyorum demeye getiriyor Rabbimiz. İşte Kadir suresini işlerken de ifade etmiştim. Evet. Siz de başlangıçta kısmen hatırlattınız. Bunun bir de vema-i dirike kalıbı evet. var. Yani muzari kalıp diyelim. Hı hı. Dera, edra, yudri, işte kavramak demektir. Kavrayış. Ka yani evet. Idrak. Dirayet de oradan geliyor. Dirayet de oradan geliyor. İdrak ile derekeden farklı bu. Dera bunun kökü. Hmm, dera. Hmm. Bunun kökü. Dera öbürü dereke ama bir yerlerde anlam olarak buluşuyor. Farklı kökten geldiğini ifade, i̇fade etmiş olalım. Ve ma yudrike diye muzari gelirse yani geniş zaman kalıbında gelirse allah Teala onun cevabını vermiyor. Yani vema edrakeye konu veriyor. ettiğinin, şeylerin hepsinin cevabını veriyor teker teker. Bazen hemen vema edrake'den hemen sonra, bazen surenin bütününde, bazen Kur'an'ın bütünlüğünde. Onun mutlaka cevabını veriyor. Sıra dışı bir cevap veriyor. Ama vema yudirike dediği yerlerin cevabını vermiyor. Bunlar, bir, biraz önce ifade ettiğim üç yerde geçiyor. Ama iki farklı konuda geliyor. Konuların biri, kıyamet. Kıyametin vakti. Bir diğeri ise gayb. Gayb. Hmm. Azap ve şura surelerindeki kıyametin vaktidir. Ve ma yudirike lealle sa'ate garib ve ma yudirike lealle sa'ate tekunu gariba. Sen nereden bileceksin? Belki de vakti, o saatin, son saatin vakti belki yakındır, belki çok yakın gerçekleşecektir. İki ayette kıyamet konusu geçer. Öbürü de Abese suresindeki işte o ama sahabi peygamberimizin yanına geldiğinde onun o arada görüşmekte olduğu Mekke'nin ileri gelenleri ne yönelmesi bir uyarı nedeni oluyor. Orada Allahu Teala ve ma ki sana idrak ettiren nedir ki la yezekka belki o arınacak ev yezekka veya öğüt alacak ve tenfaahu zikra öğüt kendisine yarar verecek. Bu bir gayb konusu yani. Evet. Peygamber peygamber bile olsa neticede ilahi bildirim yoksa gaybı bilemez. Çünkü Neml suresi 65. ayet göklerde ve yerde Allah'ın dışında hiçbir varlığın gaybı bilemeyeceğini açık bir ifadeyle ortaya koyuyor. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ gaybe اِلَّا اللّٰهُ Bu ifade böyle. İşte o ve maidrikelerde cevap yok. çünkü mesela kıyamettir. Çünkü kıyametin bilinemeyeceği ile alakalı Kur'an-ı Kerim'de bir sürü ayet var. Ya peygamberimize hitaben sen nereden bileceksin senin sen nerede onu bilmek nerede bunu sana soruyorlar sen sanki biliyor musun gibi halbuki kıyametin bilgisi göklere de yere de ağır gelir filan böyle Araf suresinde Ahzab suresinde ne bileyim Taha suresinde Naziat suresinde çok çeşitli surelerde bu kıyametin vaktinin bilinemeyeceği ile alakalı dökümler var adeta. Onların işte bir gayb konusu ve kıyamet konusu olduğu için onların cevabı yok. Yüdirike kalıbında ama edrake kalıbı söz konusu olduğunda veriliyor. Cevabı veriliyor ve burada işte takip eden 4 ve 5. ayetlerde bu cevabın ne olduğu yani el kari'a ah denen bizim çarpma dediğimiz, patlama dediğimiz şeyin aslında ne olduğunu surenin 4 ve 5. ayetleri verecektir. Böyle bir kısmi hatırlatma yapmış olduk. Kadir suresinde yaptığımız gibi. Evet. Şimdi hocam büyük çarpma ne yaman bir çarpmadır o çok azim böyle efendim dehşetengiz. Evet. O çarpanın ne olduğunu sana bildiren nedir? İşte vema edrake meselesini o şekilde arz ettik. Yusuf bir el kari'atü mel kari'atü o oradaki me ma edatı bir tipik bir soru edatı değildir. Bu bir taaccüb bildirir. Hmm. Mel karıyatı. Hmm. Ne korkunç bir çarpmadır o. İşte o çok korkunç olduğu için, yani benzeri yaşanmayan bir çarpma olduğu hmm. için onun korkunçluğuna gönderme yapıyor. Üçüncü ayette de bunu akılla idrakin vahyin desteği olmadan akılla olmadığını. idrakin mümkün olmadığını ifade ediyor. Hani ikinci ayetteki ma Ama edatını soru değil, tipik bir soru edatı acıp. gibi görmek doğru değildir. Tabii. Evet. Onun için tercümeyi öyle tercih. Eyvallah, edersin. çok güzel. O da hoş oldu. Efendim o çarpanın ne olduğunu sana bildiren nedir? Evet. Dedik ve maedrake meselesi. O gün insanlar etrafa saçılan pervaneler dağlarda atılmış yün gibi olacaktır. Evet. Yani ortalığa böyle bir saçılma, dağılma, her şeyin bir tarafa savrulması. Burada da hakikaten yine insanı şaşkınlığa, taaccübe sevk eden bir tablo var. Ama evet. nasıl anlayacağız? Ne söyler bize? Evet, gerçekten çok 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 enteresan bir ifade. Yani ayetlerin her ikisinin de böyle tam nokta olarak ne dediğini söylemeden önce iki ayetteki bir mantık karşılaştırması yapmak istiyorum. Evet. Şimdi üçüncü ayette kıyametteki insanın durumunu anlatıyor. Beşinci ayette dağların durumunu anlatıyor. Yani belki kıyamete muhatap olacak varlık anlamında hani etkilenecek varlık anlamında sonraki aşaması kendisini ilgilendireceği için önce bir insan vurgusu hani diyelim küçük alem küçük alem sonra büyük sonra alem. bu cüsselliler, cüsseli varlıkların en büyüğü gibi algılanan dünya şartlarında en büyüğü gibi algılan algılanan ve sarsılmaz zannedilen, zannedilen. işte dağlar, dağlar. yani e, alemi alemi ortaya koyuyor Allahu Teala öyle bir şey olacak ki ha. hani zerreden küreye her şeyi etkileyecek şimdi mesela hemen e, gene daha ayetleri açıklamaya geçmeden e, sarsılmaz zannedilen dağlarla alakalı harikulade bir ifade var Nemil suresinde 88. ayette 87. ayetle beraber bir okuyayım. Lütfen. Ee, yani bir tabii yok, lütfen, meseleyi lütfen. anlatmak tabii, istiyorum. Tabii. E, çünkü yani niye ikide bir dağlar vurgusu var yani? Hmm. Niye? Bu dağlar niye dönüp dönüp geliyor? Niye yani ne oluyor çıkıyor yani niye dağ? dağ? Kıyamet denince neden böyle bir dağ vurgusu var? Evet onu cevaplıyor Allahu evet. Teala. Evet. 87. ayetinde Nemil Suresi'nin buyuruyor ki es billah ve evet. yume yu'fissur. O gün sur denen boruya üflenecek. Evet. Fe fis semavati ve men fil ardı illa men şa Allahu. Allah'ın dilediği kişi hariç, dilediği kişiler hariç Haric. göklerde ve yerde kim varsa o sura birinci defa üflenmede herkes düşüp bayılacaktır diyor. Şimdi bakın benzer bir ifadenin hemen referansını verip geçiyorum. Zümer Suresi'nin 68. ayetinde de bu defa fezi'a kelimesi değil, sa'ika kelimesi sa kullanılıyor. O da düşüp bayılmak demek, korkunç bir şekilde etkilenmek demektir. Ve etevhü netevhudahir'in işte o gün herkes boyun bükmüş olarak gelmiş olacaktır yani e, ilahi huzura. Veter al cibale. Sen diyor e, dağlara bakıyorsun. Evet. Tahsebuha camideten. Onları camit, sabit, donuk, hareketsiz zannediyorsun. Vehiye. Halbuki dağlar temurru merra sahabi. Aa. Tıpkı bulutların gitmesi gibi, gibi gidiyor gibi. olacaktır. Ve kıyameti anlatıyor. Biz ondan başka sonuçlarda çıkartıyoruz ayeti kerimeden ama bağlam hmm. kıyametle alakalı olduğu için kıyamette dağların tıpkı bulutlar nasıl hareket ediyorsa ki normal hareketinin ötesinde sonu yağmur veya fırtına ile şekillenecek bir rüzgarda bulutların nasıl şimşekler ve yıldırımlar meydana getirdiği ıslak olan bulutların ıslaklığın zıddı olan ateşi nasıl ürettiği, nasıl korkunç şeylerin oralarda olduğu Tabii. ifade ediliyor. Yani bulutlara benzetilmesi de kıyamette dağların alacağı halin şimdi durdukları o cesametin zıddına o ihtişamı kaybedecekleri yani devasa dağ kütlelerinin yerle bir edileceği dümdüz edileceği ifade ediliyor. Öyleyse Denmek isteniyor ki esasında algımı zannım odur. Yani sizin hani belki şöyle düşünüyordur insanoğlu. Hani bir şey olur insanın işte kulağı patlar, kafası çatlar, insan ölür ama neticede olan insana olur. Böyle zannedebilirsiniz ama mesela sadece insanı ilgilendirmeyle sınırlı değil. En büyük cüsseli varlıklar olarak gördüğünüz dağlar bile işte o gün atılmış yün gibi savrulacaktır sağa sola diyerek yani kıyametin korkunç yapısını, fiziksel etkisini, her şeyi etkileyecek olan gücünü ortaya koyuyor. Onun için insan ve dağlardan söz eden iki ayet ile cevap veriyor. Şimdi teker teker ayetleri ikisini de kardeşlerime hatırlatmaya gayret edeyim. Dördüncü ayette buyuruyor ki Yüce Allah. Ve ma ile sorduğu o çarpan şeyin ne, ne olduğunu cevabını cevap veriyor. Cevabı, izahı. Evet. Yevme, işte o gün. <laughs> <laughs> Yekûnün nasu insanlar olacak. <gülüyor> <gülüyor> Kel ferâşil mebsûsî. Mebsuz. Besse yaymak demektir. El mebsûs yayılmış demektir. Ha. Yayılmış pervane gibi. Sinek gibi. Yani e, uçuşan o küçücük varlıklar gibi insanlar artık hani yer çekim gücünü kaybedince evet. ortalıkta uçuşan sinekler gibi pervane'ler gibi evet. efendim insanlar varlıklarını Orada feraş, pervane. Pervane. Evet, evet feraş, feraş ederler zaten. Hı hı. Ama buna böyle uçuşan sinek diyen Diyenler, alimler, de, alimler var. de var. Ne olursa olsun maksat anlaşılıyor. Evet, uçuşan sinekler gibi, pervaneler gibi evet, yayılmış, savrulacak yani. Savrulmuş. Savrulacak, sağa sola, öteye beriye efendim dağılacak. Bunun çok harikulade bir başka ifadesi tekvir suresinde var. Yani öyle bir korkunç bir olay yaşanacak ki en çok kıymet verdiğiniz şeylerden vazgeçeceksiniz diyor Allahu Teala. Güneş dürülecek, yıldızlar dökülecek, denizler kaynatılacak. Dağlar yürütülecek. 10 aylık e, hamile develer salı verilecek. Vahşi hayvanlar işin dehşetinden dolayı hmm. kaçtıkları insanlarla e, kucak kucağa gelecek. Yani artık avla avcı yan yana gelecek. Çünkü daha büyük bir dert var. O korkunç dert insanın başka şeyler düşünmesini engelleyecek işte. Böyle bir savrulma, böyle bir e, yayılma yayılma Yaşanacaktır. İnsan adeta kendinden geçecektir. Bu bi biçilmiş ekin gibi bir evet, biri evet. aklıma geldi bu. kel raşil derken o da öyle hani ekin gö ekinin biçildiğini, yayıldığını, sergen haline geldiğini, geldiğini evet onun gibi. Ee, i̇nsanlarla ilgili kısmı bu. Bir de dağlarla ilgili cümle var dördüncü beşinci evet, ayette ve tekünül cibalu kel ihnil menfushi. Hani o ekine benzetilen evet. ifadeyi söylediniz. Onun da ayetini söyleyelim de. Lütfen evet. Bu ee, da çok şeyde, veciz böyle çok evet, çarpıcı evet. bir ifade. Şeyde geçiyor. Enbiya suresi 15. ayette Hı. geçiyor. Fe mazalet tilke davahum hatta cealnahum hasidan khamidîn. Yani hasad edilmiş, yere serilmiş bir hale getireceğiz hepsini. Benzer bir ifade şeyde de var. Yasin'de de var. İn kânet illâ seyheten vâhideten fe izâhum khamidûn. Khamidun böyle yere serilmek demektir. Yere serilmiş olmak öyle bir e, yani kendinden geçmişliği ifade eden yani. bir e, benzetme söz konusu. Zaten benzetme edatıyla kullanılıyor. Kel yani. ferâşil mebsûz. Yani insanlar gibi. o gün e, yani şey gibi kelebek gibi olacak demek yani kelebek olacak demek değil yani. Maksat işte Ortalığa yayılmışlığı ifade, ifade etmektir. Etmek. E, dördüncü ayetteki mesele bu. Beşinci ayette... Ve tekûnül cibâlu... işte o gün dağlar... Olacak... Kel'ihnil menfûşi... Hmm. Atılmış... Savrulmuş yün gibi olacaklar. Bu tabi eskiden... Annelerimiz, ninelerimiz böyle... E, yünleri yün, dider, ditmek derlerdi. Yün, yünleri böyle didiklemek. Didiklemek evet. Ha. Öyle olunca işte... Bazen böyle çevirirler, çevirip de böyle atarlardı günleri. Çevirdikçe atılır. atılır e, Efendim, e, hiç aklınıza gelmez. Onlar bir arada deste deste dururken bunun atılabileceği ama onun işte tozdan veya ...kırılmışlıklardan ayıklanması için onun böyle savrulması lazım. Evet. Yun en kolay savrulan şey belki pamuk gibi evet. diyelim yani. Evet. Pamuk gibi nasıl bir savrulmuşluk yaşana, yaşanıyorsa normal hayatta. O devasa dağlar öyle atılmış yün gibi savrulmuş pamuk gibi e, yerlerini kaybedeceklerdir. Şimdi bu tabi e, surenin aslında bütünü e, sorulduğu varsayılan bir sorunun cevabı gibi aslında algılanabilir. Burada öyle bir soru yok ama. Bunlar hani diyorum ya yani muhatabın durumuna göre gelir kelimeler. Kelimelerin tekil oluşu, mürekkep oluşu, çoğul oluşu, oluşu filan onlar muhatabın inkar durumu neyse ona göre şekillenir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de burada bu surede yok ama genelde bundan önce indirilmiş 29 sure var. O 29 surenin içerisinde mesela şöyle soru ifadeleri var. Mesela Nebe Suresi'nin hemen ilk başında Estağfirullah. Amme yetesaelun. Bu adamlar birbirlerine neden soruyorlar? Neyi soruyorlar? Anin nebe'il il azim. O korkunç haberi soruyorlar. Ellezihum fihi muhtelifun. İşte kendilerinin hakkında ihtilaf ettikleri o korkunç haber. Yani gündemde o var yani. Mesela şöyle ifadeler de var. Yeselunek anil cibali. Sana kıyamet günü dağların durumundan soruyorlar. soruyorlar. İşte ona cevap. Hmm. Dağlar ne olacak? Beşinci ayet onun cevabı. Mesela şöyle ifadeler var. Ne güzel açtım çıktı. Yes elu ne zariyat suresi on ikinci ayet. Sana sana soruyorlar. O hesap günü ne zaman diye kıyameti soruyorlar. Mesela e, kıyamet suresinde var. Yes elu ayyaneyumul kıyamet kıyamet gününün ne zaman olduğunu sorar bu nankör insan gibi böyle sorular var. Yani o günün se'ele sa'ilun bi azabin vaki'in. İşte Ma'aris suresinin hem başında. Kafirlerin başına gelecek o korkunç azabı, azabın ne zaman veya kimin için olduğunu soran soruyor gibi ifadeler var. Söylemek istediğim şu. O günün toplumunda bir kısmı gerçekten merak ederek soruyor ama daha büyük bir kısmı alay ediyor. İnkarcı bir mantıkla kendilerince alay edip soruyorlar. Ne zaman bu işler? Ve yekulûne metâhâdel vâdû inküntum sâdiqîn cümlesi var. Kur'an-ı Kerim'de altı defa geçer. Orada da mantık aynıdır. Ne iddianızda eğer doğruysanız hani söyleyin bakalım. O vaat ne zamanmış? İşte aslında bu sure bütünüyle o alay içerikli soruların cevabı olarak karşımızda Karşımıza duruyor ve Rabbimiz işte kıyametle alakalı. Ve aslında o... insanlığın bütün insanlık tarihi boyunca fıtraten belki sorabileceği, yapısında böyle bir şeyin mündemiş olduğu hakikatine de işaret ediyor. Yani Tabii. insanlığın böyle bir olumsuz sual, sorgulayıcı bir tavır sergileyebileceği, buna e, nispeten de bu ibarelerin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Giden. Diyebiliriz. İyi olarak soranlar da olabilir. Yani o Nebe Suresinin başında hep böyle kötü niyetli, alay içerikli olarak algılamak zorunda değiliz ama Kur'an bütünlüğüne baktığımız zaman Mekke müşriklerinin ve insanlık tarihinin iyi hatırlattınız. hep böyle ne zamanmış bu diye Hazreti Nuh'a, Hazreti Şuayb'a, Hazreti e, e, Salih'e bu anlamda sorulan ve büyük oranda da Hazreti Peygamberimize sorulan soruların hepsinin son ümmet için verilmiş cevaplarından bir grubudur Kare Bugün de mesela bu soruları soranlarla çok ciddi soranlarla hatta ağzı kalabalık böyle bilim e, kisvesi adı altında felsefenin bazı kavramları altında ciddi ciddi hı hı. büyük yani iri sorular soran insanlarla karşılaşıyoruz ki el an bu sorularla da muhatabız yani. Doğru. Görüyoruz. Onların cevabı burada. Cevabı burada. Var. Sevgili hocam bir kısa ara vermemiz lazım. Hı hı. Aradan sonra tekrar inşallah, i̇nşallah. huzurda olmaya gayret edeceğiz efendim.